Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'ün genelinde neler var? Evet, öncelikle şanslı ve daha güzel etkilerden bahsetmek istiyorum. Bu yıl en şanslı burçlardan biri sizsiniz. Neden? Çünkü şans gezegenimiz Jüpiter bu yıl burcunuzu ziyaret edecek. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak. Bu 12 yılda bir gelen bir şans biliyorsunuz. Bunu iyi değerlendirin. Peki 25 Mayıs'a kadar Jüpiter nerede? Boğa Burcu'nda. Aslında bu etkileri 2023'te almaya başladınız. Yani 12. evinizde bir Jüpiter geçişi başladı. Sizi biraz daha belki olgunlaştırdı, böyle bir manevi anlamda derinleştirdi, farkındalığınızı arttırdı. 12. ev Jüpiter'i de güzeldir. Her anlamda koruyucudur. Özellikle manevi rehberlikler anlamında belki zaman zaman bunu çok hissettiniz yıl genelinde. Koruyucu ve şans getiren bir etkidir. Yabancı ülkeler, yurt dışı çalışmaları, internettir, medyadır, buralardaki çalışmalar, sanatsal çalışmalarınız, yalnız başınıza yapacağınız her türlü etkinlikte Jüpiter sizi desteklemiştir ve gerçekten ruhsal şifalanma, arınmalar, terapiler, böyle herhangi bir sorunu çözmek için, ki özellikle bilinçaltınızdaki iyileşmeler için Jüpiter burada yine 25 Mayıs'a kadar tabii ki güzel etkiler getirebilir. Nisan ayında Uranüs'le de birleşecek. 12. evinizde bu önemli bir ilham akışı, bir fikir, ilginç bir, belki size gelecek bir sezgi. Hani bunları iyi değerlendirin. Çok güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. 25 Mayıs'tan itibaren artık burcunuzda olacak. Jüpiter ikizlerdeyken sizi özellikle bilgi, entelektüel anlamda, eğitim anlamında, seyahatler anlamında, iletişimle ilgili her konuda daha fazla hareketlendirebilir. Özgüveniniz de artabilir. Kendinize inancınız biraz daha güçlenmeye başlayacak doğal olarak. Bu durumda hayattan beklentilerinizi arttırabilir. Daha girişken, daha cesur davranabilirsiniz. 25 Mayıs'tan itibaren biraz kilo alma konusunda dikkatli olun. Çünkü Jüpiter özellikle yükselen ikizler burçlarımızın iştahınızı daha fazla arttırabilir bu süreç içerisinde. Evet, Jüpiter manevi gelişme, iyileşme imkanları verdiği gibi maddi dünyada da çeşitli fırsatlar karşımıza çıkarabiliyor. İçinde bulunduğumuz şartlarda tabii ki zorluklar olabilir, yılın genelinde sıkıntılarımız olabilir, ama Jüpiter burcunuzdayken bu sıkıntılarla, bu zorluklarla daha rahat mücadele edebilir, çok da güzel, güçlü destekler alabilirsiniz. Ve Satürn biliyorsunuz balık burcuna geçişini yaptı geçtiğimiz yıl. Bu yılda Satürn balık burcunda 3-19 derece arasında olacak. Lütfen kişisel doğum haritasına, haritalarınıza bakınız. Çünkü Satürn geçişi önemli sizin için, değişken burç olduğunuz için. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 3-19 derece aralarındaysa özellikle Satürn'den daha fazla açılacaksınız yılın genelinde. Satürn haritanızın en tepesinde, kariyer alanında. Bu kariyer konularına dikkat gerektiriyor. Satürn'ün olduğu yerde sorumluluk vardır. Görevler burada öne çıkar. Burada tabii ki bir iş sorumluluğu almanız, işe başlamanız, bir şeyleri yapmak için daha fazla çalışmanız, daha fazla çaba göstermeniz mümkün. İşte kendi işinizde kurabilirsiniz, bir yerde çalışmaya da başlayabilirsiniz. Sadece iş değildir aslında 10. ev geçişi. Burası biraz statüdür, mevkidir, medeni durumunuzdur. Belki evlendiniz, sorumluluk aldınız, ya da anne baba oldunuz, sorumluluk aldınız. Yani sorumluluklar yükseliyor ve siz biraz daha toplumda daha bir otorite oldunuz. İş yerinizde yükselmeniz ve tabii ki kariyerinizde biraz daha güçlenme olması da mümkün. Aslında Satürn yaptığınız işlerin, harcadığınız emeklerin kuşkusuz karşılığını verecek. Dersini çalışan öğrenci için başarı da getirecek. Çünkü Satürn 10. evde olmayı sever sevgili ikizler. Yani burada sizin kariyerinizi destekleyecek, sizi toplumdaki statünüzde güçlendirecek, size ekstradan daha fazla bir otorite verecek ya da otoriteden daha fazla destek alabilecek bir pozisyonda olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, yorulacaksınız, sorumluluklar artacak. Zaman zaman kendinizi belki duygusal anlamda kısıtlanmış, engellenmiş hissedeceksiniz.
Bunlar olacak. Ama bununla birlikte başarı ve güç de tabii ki gelebilir. Satürn'le Mars'ın birleştiği özellikle 10 Nisan yakınlarına biraz dikkat edin. Bu özellikle biraz daha ekstradan daha fazla bir yorulma, bir çaba, bir sorumluluk, işle ilgili bir mesuliyet ya da otorite figürleriyle daha fazla böyle bir mücadele getirebilir hayatınıza. Bunlar aile büyükleriyle ilgili konularda olabilir ya da sizin kendi iş ortamınızdaki sorumlu olduğunuz kişilerle de ilgili olabilir. Daha fazla bir çaba gerektiren bir pozisyonda olabilirsiniz bu dönem içerisinde. Evet, Plüto Kova burcuna geçişini yapmıştı biliyorsunuz 2023'te. Daha sonra Kova burcundan Oğlağa döndü. İşte ağır bir gezegen, jenerasyon gezegeni yavaş yavaş ilerliyor. Zaten önümüzdeki 20 yıl Kova'da olacak. 20 Ocak itibariyle Kova burcuna tekrar geçişini yapıyor. Bu yıl 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında kısa bir süre Oğlak burcuna geri dönecek. Şimdi Kova'daki bir Plüto'nun uzun vadede size güzel destekleri olacağını unutmayın. Bu çok güzel bir güç veren bir üçgen açı, bir hava üçgeni oluşturacak sevgili ikizler. Özellikle Jüpiter'in de bu yıl ikizlere geçtiği 25 Mayıs'tan sonra Haziran'ın ilk haftasında işte 1 Haziran, 2, 3 Haziran gibi Jüpiter'le Plüto arasında güzel bir hava üçgeni oluşacak. Önemli fırsatlar ya da zihinsel anlamda açılımlar getirebilir size. Yurt dışı konuları, eğitim konuları, akademik konular, İşte iletişim, özellikle teknolojiyle ilgili konular, internet, medya, sosyal medya üzerindeki işler. Hani buralarda güçlü bazı açılımların olması, bazı girişimlerin olması ya da fikirlerin oluşması mümkün. Unutmayın bunlar uzun vadeli konular. Yani bu yıl belki sadece bir ön bilgi, bir hatırlatma olabilir ama özellikle 2025'ten sonra bunun hayatınıza çok daha güçlü oturacağını, çok daha fazla hayatınızda değişimler, dönüşümler getireceğini unutmayın. Bu belki yurt dışında yaşamak olabilir. Belki alacağınız akademik bir eğitimle beraber hayatınızda olabilecek değişimler olabilir. Çeşitli şekillerde hayatınıza gelecek fikirsel, düşünsel ilhamlar olabilir. Önemli bir özgürleşme, önemli bir açılım olduğunu ve bunun ilk işaretlerin özellikle Mayıs sonu ve Haziran başlarında geleceğini bu yıl söyleyebilirim. Evet, bu yıl tutulmalarımız ve ay düğümleri yılın genel gidişatında yönümüzü de belirleyecek. Şimdi kuzey düğüm Koç'ta, güney düğüm Terazi'de. Bu yandan da şanslısınız aslında. Çünkü hava ve ateşteki ay düğümleri hava burcu olduğunuz için size güzel bir açıda, çok zorlamıyor. Tutulmalar da yine bir şekilde daha destekleyici olabilir sizin adınıza. Kuzey düğüm Koç burcunda 11. evinizde aslında yeni fikirler, yeni tanışmalar, işte hayatınıza girecek yeni arkadaşlar ya da sizin dahil olacağınız gruplar, arkadaş grupları anlamında fırsatlar sunuyor size. 8 Nisan'da 19 derece Koç burcundaki tutulma. Bu tutulma burada önemli bir etkiyi çalıştırabilir. Tutulmalar tabii ki sadece bir ayla sınırlı değil. Aslında yılın genelinde bu tesir çalışacaktır. Yani sosyal çevrenizde yenilikler olabilir. Yeni teklifler alabilirsiniz ya da üzerinde çalışmak istediğiniz yeni bir proje gündeminize gelebilir. Ve yine bu alanda 25 Mart'ta 5 derece Terazi burcunda bir ay tutulması var. 5. ev tutulması. Bu biraz daha duygusal. Daha hani romantik konular, aşk hayatınız, hani belki biraz hani aşk hayatınızla ilgili gelişmeler sizi etkileyebilir. Hani bir ilişkiyi de bitirebilirsiniz. Belki yeni bir tanışma da olabilir. Çocuklarla da ilgili konular var. Çocuklarınız, işte hamilelik, doğum gibi konular veya çocuklarınızın eğitimi, işte onların hayatlarındaki seçimleri, aslında çocuklarınızla da ilgili bu yıl önemli etkiler var. 2 Ekim'deki Terazi burcundaki güneş tutulması bazı yenilikleri, yeni başlangıçları daha da çok destekleyebilir. Yani işte belki çocuk sahibi olmak için bir adım atmanız, hamilelik, doğum gibi konular, işte çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınız, romantik konular, bunları destekleyebilir. Yeni şeyleri öğrenme konusunda da çok hevesli olacaksınız aslında. 25 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in de burcunuza gelmesiyle beraber işte yeni bir hobiye başlayayım, sanatla ilgileneyim, işte ne bileyim kitap yazma, roman yazma kursuna gideyim, işte bir dil öğreneyim, hayatıma bir şey katayım, bir yetenek katayım ya da yeteneğimi geliştirmek için çaba sarf edeyim yönünde
daha fazla çabanız olabilir. İşte Ekim ayı özellikle burada bir başlangıç yapmanız, işte belki bir kursa başlamanız ve bir şeyler üretmeniz anlamında sizi daha çok destekleyebilir. 18 Eylül'de 25 derece balık burcunda ay tutulması var. Buna biraz dikkat edelim. Bu tutulma çünkü kariyer evinizde, işte Neptün orada, Satürn orada, açısal olarak biraz size de zorlayıcı bir açıda olduğu için hani belki iş ve kariyerde bir dönüşüm getirebilir. Herhangi bir konuda yanlış bir şeyi fark etmeniz, işte belki bir hayal kırıklığı olabilir ama bir şeyi bitirmek, tamamlamak ya da başka bir yola gitmek için bir fırsat da sunabilir size. Bunu unutmayın sevgili ikizler. Bununla birlikte yaşamınızdaki özellikle ailevi konularda, işte aile büyükleri, ebeveynler, onların sağlıkları, onların düzenleri, sizin onlarla ilişkileriniz veya genel işte aileyle ilgili sorumluluklarınız alanında da biraz belki daha zorlayıcı olabilir. 18 Eylül'deki ay tutulması zaten Eylül ve Ekim aylarında bunun etkilerini de hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.